Evet, Sayın Başkanım, ben hemen programıma başlamak istiyorum Tabii, buyurun. ve size şunu sormak istiyorum. Şimdi AK Parti'nin 2 numaralı koltuğunda oturdunuz ve en son 12 Eylül'de yapılan o büyük kongreden sonra tekrar aynı koltuğu kurdunuz ve şu anda Türkiye'yi 12-13 yıldır yöneten AK Parti iktidarının AK Parti'nin 2 numaralı koltuğundasınız. Ve Karabük'te insanların zaman zaman kafasına takılan şöyle bir soru işareti var. Sayın Şahin AK Parti'nin 2 numaralı ismi ama neden Karabük'ten aday oluyor? Neden başını ağrıtıyor? Karabük'te siyaset biraz ufak yerlerde siyaset biraz yeri geliyor biraz kalite seviye düşüyor. Yeri geliyor bireysel eleştiriler oluyor. Ama bugün Ankara, İstanbul gibi büyük yerlerden liste başı olduğunuz zaman grup çalışmaları yapıyor. Daha rahat oluyor. Ergün takip etmişsindir. Ben aday adaylığı başvurusunda bulunmadım. Evet. Gerekçelerini de açıklamıştım. Ulusal yayın yapan televizyonlarda da açıklamıştım. Değişik vesilelerle bu konuda görüşlerimi kamuoyuyla paylaştım. Uzun dönemdir ben parlamentodayım. Bir siyasinin üstlenebileceği hemen hemen tüm sorumlulukları üstlendim. Böyle bir görev omuzlarıma yüklendi. Yani Meclis Başkanlığı dahil Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı yaptım. Hatta ben Cumhurbaşkanı'na bile vekalet ettim. Evet. Başbakan'a bile vekalet ettim. Dolayısıyla partide idareci olarak görev yapmaya devam edebilirim dedim genel başkanımıza. Milletvekili adaylığı konusunda daha genç, daha donanımlı ve yabancı dil bilen çokça arkadaşlarımız var. Onların siyasete girmelerinde yarar oldu mu? Onlara yer açmak için izin verirseniz ben aday olmayayım dedim. Sayın Genel Başkanımız yok dedi. Bu seçimler son derece önemlidir. Ve parlamentoda da bizim grubumuzun içerisinde onlara yol gösterecek, kritik noktalarda tecrübelerini onlarla paylaşacak milletvekillerine de ihtiyacımız var. Bu vasıflara siz uyuyorsunuz. O nedenle sizin aday olmanızı istiyorum dedi. Sizin eski seçim bölgeniz Karabük'tür. Size Karabük'ten aday göstermeyi düşünüyorum dedi. Ben de genel başkanımıza bir şey diyemedim. Emir demiri Evet. keser diye. Aslında ben hep Karabüklüyüm. Yani Anladım. Ankara'da, eğer Ankara'da yoksam bilesiniz ki ben Karabük'teyim. İkinci köyündeyim ve buradayım. Evet. Fırsat buldukça Evet. zaten Hep köydesiniz. buradayımdır. Yani hep Karabük'teyim ben. Ve bakın 7 Haziran'da milletvekili adayı değildim ve tabii milletvekili de seçilememiştim. Sadece AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydım. Ama Karabük'ten milletvekili olduğum dönemdeki hızla Karabüklü hemşerilerinden bana her türlü talep gelir. Ben artık milletvekili değilim, bunlarla ilgilenmiyorum demem. Hepsiyle ilgilenirim. Dönerim, işlerini takip ederim. İşiniz oldu veya şu nedenle olmadı diye yardımcı olurum. Yani milletvekili olmadan bile Karabük'ün her şeyiyle ilgileniyordum. Şimdi aday olmasaydım ve tabii seçilmeyeceğime Karabüklü hemşerilerimiz karar verecek. Seçildiğim takdirde de yine aynı tempoyla Karabük'ün her türlü sorunuyla ilgilenmeye devam edeceğim. Bu tamamen genel başkanımızın takdiridir. Tabii daha önce de buradan milletvekilliği yaptım. Karabük'ü iyi tanıyorum, hemşerilerimi iyi tanıyorum. Karabük'ün sorunlarını biliyorum, yaptıklarımızı biliyorum, neler yapmamız gerektiği konusunda da kafamda ve gönlümde zaten şekillenmiştir Karabük'te neler yapacağımız konusundaki tablo. O bakımdan böyle bir şeyle, böyle bir genel başkanımızın talimatıyla aday olduğumu ifade edeyim. Evet. Herhalde sorunuza cevap vermiş olurum. Evet. Efendim hemen Karabük'e gelmek istiyorum. Tabii Karabük bizim için önemli. Karabük'te yayın yapıyoruz. Karabük'te insanları kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz bir şeyleri. Ve şunu sormak istiyorum size. AK Parti'nin kurucu kurullarındansınız. 2002 yılından beri Kurucu heyet. Evet. AK Parti'nin içindesiniz. Evet. Ve AK Parti 2002-2015 tam 13 yıl Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına koalisyonsuz bir şekilde yönetti. Ve şunu sormak istiyorum size. Karabük'ü zaman zaman dışarıdan izlediniz. Zaman zaman içinde oldunuz. 13 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sizce Karabük yeterli hizmeti alabildi mi? Yani yeterli gelişmeyi sağlayabildi mi sizce? Ben Karabük'ün AK Parti iktidarı döneminde daha önceki dönemlerle kıyasladığımızda onların kat be kat üstünde hizmet aldığını düşünüyorum. Siz de Karabük'te yaşıyorsunuz. Bu farkı görürsünüz. Yani Karabük'e
Ankara'dan, İstanbul'dan, başka kentlerden gelmek isteyenler, eğer 15 yıl önce Karabük'e gelmişlerse farkı gelirken zaten yolda anlarlar. Karayolundan anlarlar bu farkı. Cilde Sık'ta bir tane tünel vardı, şimdi ikinci tünel olmuş derler en azından. AK Parti gelmeden önce Karabük'te üniversite yoktu. Şimdi var mı? Var. 50 bin öğrenci var. Evet, 50 bin öğrencisi var. Karabük ve Safranbolu'nun en önemli sorunu su sorunuydu. Şimdi su sorunu var mı? AK Parti iktidarı döneminde çözüldü bunlar. Tabii Şirinevler'deki devlet hastanemiz yıkıldı, yerine şimdiki eğitim ve araştırma hastanesi yapıldı. Eksiğimiz var. 150 yatak daha en azından ilave etmeliyiz. Bu yeni dönemdeki hedeflerimizden bir tanesi budur. 150'yi de yeterli görmüyoruz. Çünkü Karabük'ün nüfusu gittikçe artıyor. En azından onu 200-250 yatağa çıkarıp arazi sorunu çözdüğümüzde Karabük'ün sağlıkla ilgili şikayetlerini de minimize etmek istiyoruz. Çoğaltabiliriz. Ben spordan sorumlu bakanlık da yaptım. Bakın spor yatırımlarından en fazla yatırım desteği alan il iddia ediyorum Karabük'tür. Yüzüm havuzumuz var mıydı? Şimdi var. Şimdi çok modern bir spor salonumuz. Soğuk suda, makas başında. Bitti. Açılışını yapacağız önümüzdeki günlerde. Ve burada uluslararası maçlar bile oynanacak. Bırakın ulusal maçları, uluslararası maçlar bile oynanacak. Bunları çoğaltmak mümkün. Her ilçemizde, spordan bahsediyoruz, her ilçemizde Avrupa'yı çim yüzeyli bizim stadımız vardır. Her ilçemizde. Ovacık'ta, Eflani'de, Yenice'de, hatta Soğuksu Mahallesi'nde çocuklar çamur içerisinde, orada çok güzel bir kulüp vardır. Orada bir spor kulübü var, Soğuksu Spor Kulübü. Spora, özellikle futbola çok meraklıdırlar. Ben gitmiştim, hemen o cezaevinin yanındadır, çamur içerisinde. Orada spor yapmaya çalışıyorlardı. Orası şimdi son derece modern, Avrupa için bir saha oldu. O çalışmaları ben bizzat takip ettim. Çünkü orası TOKİ'nin de. TOKİ'den orayı almak, orayı Gençlik Spor Bakanlığı'na tahsis ettirmek, ödenek ayırmak ve yaptırmak. Hatta belediyeden de bir karar almak gerekiyordu. Rafet Bey'e de teşekkür ederim. Bu konuda da yardımcı olmuştu bize. Ve dolayısıyla biz geldik, orayı da çimlendirdik. Bakın, Cuma yanında. Gittiniz mi Cuma yanına? Cuma yanında Avrupa için güzel, çok güzel bir futbol sahamız vardır. Ben yaptırdım onu. Hemen Ovacık döndükten sonra, köprüden geçiyoruz, Ovacık yolunu döndükten sonra orada Cemaller mi var? Evet, Cemaller. Cemaller. Cemaller'de de Avrupa için güzel futbol sahamız var. Köylere de biz futbol sahası yaptık. Yani AK Parti iktidarı döneminde Karabük neler kazandı? Herhalde sporla fazla ilgilendiğim için olacak, hemen spora girdik. Bizim aşağı yukarı salonumuz olmayan, spor salonumuz olmayan ilçe sayımız da azaldı. Karabük sporun maçlarını oynadığı o Şeyhoğlu stadının eski halini bir düşünün. Bir de şimdiki halini kıyaslayın lütfen. Eskiden stattı, şimdi stadyum oldu. Biz oraya 80 milyon lira gibi bir para döktük. Bütün bunlar AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti. Bunları çoğaltabiliriz. Siz bunları çok daha yakinen takip ediyorsunuz. Her alanda biz Karabük'ün çehresini değiştirdik. Karabük'ün nüfusu artık azalmıyor. Evet. Karabük'ün nüfusu artık artmaya başladı. Efendim, sizin Karabük milletvekili döneminizde de en çok muzdarip olduğunuz işsizlik konusu. Yani bir sokağa çıktığınız zaman, halkınızla hasbihal olduğunuz zaman hemen işsiz talepleri çok gelir. Şimdi efendim şunu sormak istiyorum. Karabük yıllarca Karabük Demirçelik Fabrikalarına, yani Kardemir'e endeksi kalmış. Bir türlü gelişememiş ve bu noktada bir kısır döngü içinde kalmış. Şu son üniversitenin gelişmesiyle biraz Kardemir'den endekslenmekten biraz kurtulmaya başladık. Ama istihdam noktasında yine çok böyle gelişmişlik sağlayamıyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Karabük'te işsizliği gerçekten ortadan bir nebze kaldırabilmek ve Karabük halkının refah düzeyini yükseltebilmek için bizim, neler yapabiliriz? Bizim AK Parti olarak bu yeni dönemde tekrar iktidara gelirsek en büyük hedeflerimizden bir tanesi de eski pazarda Bayındır köyü yakınlarında imalat sanayine dayalı bir endüstri bölgesi hayata geçirmektir. Çünkü artık
Karabük Demir Çelik Fabrikalarında bir ton demir üretip onu 1500 liraya, 1400 liraya satarak Türkiye'yi geliştiremezsiniz, kalkındıramazsınız. 1500 liraya bir ton demir satıyorsunuz. Adam o çeliğin 10 gramından, 15 gramından bir telefon icat ediyor. Sana onu 4-5 bin liraya satıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka teknolojiye dayalı imalat sanayini ülkemize getirmek gerekiyor. Karabük bu iş için müsait bir ilimizdir. Bu konuda ciddi mesafede alındı. Ben ilgili bakan arkadaşlarımı Karabük'e getirdim. Bu beklentimizi kendileriyle paylaştım. Bakanlık bu konuya çok ilgi gösterdi. Şu anda il düzeyinde bu konuda çalışmalar devam ediyor. İnşallah Kasım ayından sonraki süreçte bizim çok ciddiyetle takip edeceğimiz projelerimizden bir tanesi bu olacaktır. Bu işsizlik sorununu önemli ölçüde çözeceği gibi Karabük'ün ekonomik olarak kalkınmasında da adeta bir lokomotif görevi üstlenecektir. Bakın işsizlik dediniz. Şimdi İşkur Karabük İl Müdürlüğü'nün internet sitesine lütfen giriniz. Şu anda 478 tane değişik mesleklerden sektörlerin eleman aradıklarını göreceksiniz. Şimdi bana geliyorlar. Bayramdan önce de geldiler, bugün de geldiler. İş için geldiler. Listeyi çıkardım. Bakın dedim, Karabük'te şu firmalar, şu vasıfta elemanlar arıyorlar. Bunları beğenin. Her meslekten ama. Mesela diyor ki güvenlik belgem var ama epeydir bir yere giremedim. 5 tane güvenlik elemanı arayan firma var. Silahlı silahsız. Yani Karabük'te aslında işsizlikten ziyade, hatta Türkiye'de diyebilirim buna, iş beğenmeme durumuyla karşı karşıya geliyor. Bir de niye yani iş olursa yapanın tabii. Artık. Yani her ay ortalama Karabük'te özel sektör 500 civarında eleman arıyor. Evet. Ama bir taraftan da vatandaşlarımız iş arıyorlar. Firmalar eleman alıyor, vatandaşlar iş arıyor. İşkur bunları buluşturmak için var olan bir kuruluştur. Ben epeydir o listeleri çıkarıyorum, hatta fotokopi yapıyorum, bana iş için gelenleri veriyorum. Bakın bunlardan birini seçin. Hatta ben eğer isterseniz İşkur müdürü Coşkun Bey'i de arayayım. O ilgili iş yerine sizi yönlendirsin ve bir iş sahibi olmanızı sağlasın. Dolayısıyla Karabük'te ben çalışmak istiyorum dediğinde bir vatandaşımız ona uygun şu anda bile iş var. Yani şunu diyebilir miyiz Sayın Başkanım? Artık bir vatandaş geldiği zaman ne iş yaparsın dediğin zaman ne iş olursa yaparım olayı bitti. Ne iş olursa yaparım diyeceğine bir işi adam gibi yaparım gayet demek. Gayet tabii son derece haklısınız. Bunu ben de değişik vesilelerle sorular üzerine kamuoyuyla paylaşmıştım. Artık ne iş olsa yaparım diyene fazla iş yok. Zaten o ilanlarda göreceksiniz. Değişik meslekler zikredilmiş. Şu iş için şu kadar eleman aranıyor deniyor. Aslında İşkur bir de vatandaşlarımızı iş sahibi yapmak için bir takım programlar düzenliyor. Hatta özendirmek için gelin. Meslek edindirme kursları. Evet, meslek edindirme kursları. Şu meslek için kurs açıyoruz. Bu 6 ay sürecek. Gelin bu kursa katılın. Size her günlük 20 lira da vereceğim. Aylık bu 600 lira eder. Hatta iş garantili evet, açıyor. Evet, iş garantili. Diyor ki size bu kursa devam ederken para vereceğim 600 lira aylık. Bir meslek sahibi olacaksınız. Meslek sahibi olduktan sonra da size iş de temin edeceğiz. Evet. Yani bu imkanları artık devlet, özellikle bizim hükümetimiz döneminde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tabii yeni iş alanlarına da ihtiyaç var. Türkiye'de ve Karabük'te yatırım yapmak isteyen yatırımcının da geleceği görmesi lazım. Yani gelecekte ne olacak? Ekonomi nasıl gidecek? Ekonomik istikrar olacak mı, olmayacak mı? Bu soruların da çok müspet şekilde cevaplandırılan bir ülke olması lazım. Şimdi işte 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de bir siyasi belirsizlik meydana geldi. Yani tek parti iktidarı ortadan kalktı. Bir koalisyon zorunluluğu doğuran sonuçla karşılaştık. Bir siyasi belirsizlik var. Tabii bu siyasi belirsizlik ekonomik alanda da bir belirsizliğe açıyor. Hatta tabii işte döviz yükseldi.
Borsada arz edilen seviyede yükselmeler olmadı. O nedenle 1 Kasım seçimlerini biz Türkiye için son derece önemsiyoruz. Kendimiz için değil, Türkiye için önemsiyoruz. Türkiye mutlaka siyasi istikrarla ve ekonomik istikrarla önüne devam etmeli ve 2023'ü mutlaka yakalamalıdır istikrarla diye düşünüyoruz. Bunun kararını tabii ki vatandaşımız verecektir. Bir de genel bir soru sormak istiyorum. Buyurun. 7 Haziran'da Türkiye size bir uyarı yaptı. Biraz dedi kendinize şöyle bir çek düzen verin ey AK Parti. Bunu en fazla nerede bir sıkıntı oldu? Onları giderebildiniz mi? Bunu en fazla seslendiren de bendim. Evet. Bizim kurucu değerlerimiz var. Yola çıkarken milletle paylaştığımız, halkımızla paylaştığımız ilkelerimiz var. Biz bu ülkeleri 13 yıl içerisinde başarıyla uyguladığımız için her girdiğimiz seçimde halkımız oylarımızı daha da artırarak bizi tekrar iktidara getirdi. Ancak son yıllarda bu değerlere bağlılık konusunda herhalde bir gevşeme sezmiş olmalı ki bize oy veren bazı vatandaşlarımız ya sandığa gitmediler veyahut da oy vermediler. Evet. Başka partiye oy verdiler. Biz bunu tespit ettik. Nasıl tespit ettik? Sorduk, anketler yaptırdık. Çokça kamuoyu araştırmaları yaptırdık. Bunların sonucunda gelen verileri değerlendirdik ve şimdi bu veriler ışığında mesela bizim en önemli ilkelerimizden birisi yüksek ahlaki değerler ve dürüstlüktür. Biz yola çıkarken dedik ki bizim 4 tane önemli ilkemiz olacak. 1. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Türkiye'de adalet kurumu vatandaşlarımızı memnun edecek bir kurum haline gelecektir. Türkiye'yi kalkındıracağız, halkımızın refah seviyesini yükselteceğiz ve bir de bizim en önemli vasfımız dürüstlük ve yüksek ahlaki değerlerdir. Tabii AK Parti bir Türkiye partisidir. Türkiye nasılsa AK Parti de öyle olur çünkü Türkiye'nin içerisinden alıyorsunuz malzemenizi. Evet. Zaman zaman hata yapanlar olmuştur partimiz içerisinde. Bu ilkelere aykırı davrananlar olmuştur. Vatandaşlarımız bunu görmüştür. Görmüştür ve üzülmüştür. Bu bile bize oy vermede bir takım çekincelere yol açmıştır. O nedenle biz son kongremizde bir kurul oluşturmaya karar verdik. O bizim siyasi erdem ve etik kurulu diye bir kurul kurulması. Bütün bu kamuoyu araştırmaların sonucunda biz ilkelerimize aykırı davranan olursa ne yapacağız? Disiplin kuruluna sevk edersin, partiden atarsın. Bu yollardan bir tanesidir. Ama bunu disiplin kurulunu devreye sokmadan kontrol etmek nasıl mümkün olabilir? Şimdi 5 kişiden oluşan, buna hani bizim Orta Asya'da eski Türklerde ak saçlılar ve ak sakallar diye bir şey vardı. İhtiyar heyeti gibi. Ona benzer dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, kamuoyunda kabul görme özellikleriyle temayüz etmiş 5 kişilik bir ekip. Sadece başbakana karşı sorumlu olacak. Hatta MKYK'nın bile üstünde konumlandırılmış bir ekibin kurulmasını tüzüğümüze koyduk ve büyük kongremizden çıkardık. Şimdi genel başkanımız bu isimleri tespit edecek. Böyle bir kurul başlayacak ve denetleyecek bunlar. Hatta vatandaşlar da şikayetlerini iletecekler. Eğer bir yerde bir yanlış varsa, diyelim ki bir belediye başkanı. Eğer bir belediye başkanı bizim siyasi erdem ve etik kuruluna çağrılmışsa onun için o çok büyük bir leke olur. Hiçbir şey yapılmasa da oraya çağrılmış olmak bile onun için büyük bir nakısadır. Son derece büyük bir otokontrol sistemi. Evet, otokontrol sistemi sağlayacağız. Sayın Genel Başkanımızla MYK'da bunu çokça uzun uzun tartıştık. Ve bu konudaki tüzük değişikliği komisyonu kurulmasını talimatlandırmışlardı. Komisyonun başına da beni getirmişti. Benim başında bulunduğum komisyon bu çalışmayı yaptı. Sayın Genel Başkanımıza sunduk. O da eksik olmasın bazı rotuşlarla bizim bu önerimizi kabul etti ve Büyük Kongre'den de geçti. Dolayısıyla biz geçmişte yaşananlardan dersler çıkaran, bir hatamız varsa bu hatamızı düzeltmek için de gayret eden, hatta hatamızı söyleyenden Allah razı olsun demeyi erdem kabul eden bir anlayıştan geliyoruz. Vatandaşlarımızla bunları da paylaşıyoruz. Bizde bir hata görmüşseniz lütfen bunu söyleyin, düzeltelim. Mensuplarımızda görmüşseniz söyleyin, bizim bir kurulumuz var, bu gereğini yapacak. Eğer
partiden atılması gereken bir eylemde bulunmuşsa tabii ki başbakana bu konuda teklifte bulunacak. O da disiplin kuruluna sevk ederek partiden atılmasına karar verecek. Peki. Dolayısıyla etik noktada biz önümüzdeki süreçte, şimdi kurul kuruldu, çok daha hassas ve çok daha dikkat çekici çalışmalar içerisinde olacağız. Peki bu siyasi etik bir erdem kurulu AK Parti'nin tepesinden en altına kadar bakanları, genel başkan yardımcıları, evet, milletvekillerini, bakanları, hepsini, genel başkan dışında herkesi denetlemekle sorumludur. Herkesi denetleme, evet, yetkisi olan, evet, bir kurul. Evet. Evet, gerçekten çok önemli bir otokontrol, evet, sistemi. Evet. Bu keşke bütün siyasi partilerde olsa Sayın Başkanım. Efendim, Karabük'ün kuruluşunda çok önem arz eden, Karabük'ü var eden Kardemir'i, evet, sizinle değerlendirmek istiyorum. Kardemir, AK Parti'nin ilk yıllarında bir çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve sizin de büyük desteklerinizle bu sıkıntıları bir nebze aştı. Yani biz geldiğimizde Kardemir kapanmakla karşı karşıyaydı. İlk yıllarıydı, AK Parti'nin, evet, ilk yıllarıydı. 2002, 2003, 2004 yıllarında AK Parti döneminin iktidar döneminde Kardemir bir hayli burada ciddi bir destek aldı bu AK Parti hükümetinden. Ve şu anda altın yıllarını yaşadı Kardemir. Çok güzel yatırımlar yaptı ve her sene karlar açıklamasa da ciddi yatırımlar yaptı, trilyonluk yatırımlar yaptı. Ama bakıyoruz son yıllarda biraz zarar açıklıyor. İşte geçen sene 65 milyon TL, bu sene 79 milyon TL zarar açıkladı. Ve önümüzdeki sene, bundan 5 sene önce aldığı bir kredinin geri ödemesi başlayacak. 750 milyon dolar gibi bir ödeme başlayacak. Ve bir taraftan bakıyorsunuz Çin'de demir çelik sektörünü tehdit eden bir Çin sektörü var. Sıkıntılar biraz ucunu göstermeye başladı. Ufuktan görülmeye başladı. Kardemir yine sanıyorum herhalde önümüzde günlerde size sarılacak herhalde. Bu sadece Kardemir'e özgü bir durum değil. Bu Türkiye'deki tüm demir çelik sektörünü yakından ilgilendiren bir tablo. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Çin eskiden bizden demir çelik alırdı. Şimdi dünyaya demir çelik, hatta bize de demir çelik satıyor ve daha ucuza satmaya gayret ediyor. Bundan tabii bizim demir çelik sektörümüz de doğal olarak etkileniyor. Ben Kardemir'in kar edip etmediğini, hangi noktada olduğunu doğrusu bilmiyorum. Ama Kardemir gibi Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından birinin mutlaka yaşaması gerektiği düşüncesiyle biz hep destek verdik. Nitekim Devlet Demiryolları'nın ihtiyaç duyduğu o rayları da Almanya'dan alıyorken 72 metre uzunluğundaki rayları da Kardemir'de yaptırmaya karar verdik ki bizim kendi sanayimiz, yerli sanayimiz bunları yapar hale gelsin ve onlar güçlensinler. Niye dışarıdan alalım dedik. Yani destek verdik. Belki önümüzdeki süreçte vakon imalat, hatta bununla ilgili de çalışmalar yapıldığını biliyorum. Çünkü bizim dönemimizde her alandaki sektör geçmişe kıyasla geliştiği gibi Devlet Demiryolları da son derece gelişti. Çünkü hızlı trenler devreye girdi. Biz tren yoluyla ulaşımı Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Bunun için de çokça vagona, işte raya ve buna benzer hızlı tren diye nitelendireceğimiz o vagonlara ihtiyaç oluyor. Bunları yerli sanayimiz yapsın istiyoruz. Kardemir'in bunlara talip olduğunu biliyorum. Hangi noktada bir malumatım yok. Ama Kardemir mutlaka yaşamalı. Bir Karabüklü olarak Kardemir olmazsa Karabük'ün ne hale geleceğini düşündüğünüzde tabii çok olumsuz sonuçlara varıyorsunuz. Zaman zaman sizi bilgilendirmeleri ya da siz bilgilendirme ihtiyacı duyuyor musunuz bu konuda Kardemir'de? Ufukta bazı sıkıntılar baş gösteriyor. Nedir bakalım şu andaki durumunuz nedir? 2-3 senedir zarar açıklıyorsunuz. Yarım bir sıkıntı olursa bunu doğrusu ben zarar ettiklerine dair bir bilgiye sahip değilim. Ancak özellikle Çin'in devreye girmesinden sonra rekabet konusunda bir takım sorunlar yaşadıklarını bana ifade ettiler. Yeni genel müdür ve yönetim kurulu başkanı, başkan vekili bundan bir süre önce beni ziyaret ettiler. Ulaştırma Bakanı ile görüşmek istediklerini söylediler. Ben de Ulaştırma Bakanı'nı aradım, kendilerinden randevu aldım, gönderdim, bir görüşme yaptılar. Ama sonucunda ne oldu bilemiyorum. Çünkü bir takım talepleri vardı, bir takım beklentileri vardı. Sanıyorum belki ithalat rejimiyle ilgili belki bir takım kotalar
konması şeklinde talepleri falan olmuş olabilir. Çünkü ayrıntılarını bilmiyorum. Bana geldiklerinde bir zarardan bahsetmediler. Ancak rekabet konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz dış ülkelerdeki demir-çelik üretimiyle. Bizi koruyucu devletin tedbirler alması gerektiğini düşünüyoruz anlamına bir değerlendirme yapmışlardı. Ben de bu konuda ilgili bakanlığa kendilerini göndermiştim. Evet. Ben Sayın Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün yetiştirdiği yegane isimlerden ve özellikle sizin göreviniz yasama ve yürütme. Fakat bu tür küçük illerde, ilk daha programa başlarken neden Karabük dedim ya, küçük illerde bizim insanımız işte fabrika yapılsın, duble yollar yapılsın, ona değer veriyor ama ya bir de oğlunun tayini, kızının terbiyesi. Oluyor. Yani bunlar çok önemli. Ergün oluyor. Ergün oluyor. Bakın benim burada mı acaba bir iPad'im var. 10 bine yakın Karabük'ten şanslı gelen vatandaşlarımızın talepleri var. Mesela bana biri gelse dese ki şimdi sana falan tarihte ben bir mektup yazmıştım. Oğlumun tayin işi vardı veyahut da oğlumun şöyle bir iş talebi vardı. Ne oldu? Girerim. Hemen bulurum. Hepsi dokümantasyon yapıyor. Tabii girerim. Hangi tarihte bana başvurmuş? Bununla ilgili ne yapmışım? Orada bellidir. Çünkü aksi halde bu halkla ilişkileri böyle bir sistem kurmazsan yürütemez. Bir de efendim şöyle bir şey diyeyim. Ama tabii ya vekilinden isteyecek ya. O milletin aslı, ben de onun vekiliyim. Bir talepte bulunacak. Eğri bulunur, doğru bulunur. Biz de onu hastası olur, yardım ister. Biz de onlar anlayışla karşılayacağız. Onlar kolay işler, hasta masta işleri kolay işler. Evet, ama bir de şu var efendim. Şimdi son günlerde işte seçim nedeniyle şöyle bir politik söylem de geliştiriliyor. Mehmet Ali Şahin yarın bakan olacak, başbakan yardımcısı olacak. AK Parti'nin zaten 2 numaralı ismi. Bu adama zaten siz ulaşamazsınız noktasında böyle bir söylemler var. Yani seçmene deniliyor ki siz bu adama ulaşamazsınız. Siz ulaşabileceğiniz, telefonla görüşebileceğiniz, rahatlıkla görüşebileceğiniz bir milletvekili şimdi seçim geliyor. Şimdi bakın seçmen size ulaşamıyor. Karabüklü hemşerilerim benim daha çok Karabük'te nerede olduğumu bilirler. İşte babam burada hemen arkanızda. Evet. Çoğu buraya gelir. Burada misafir ederiz. Benim Karabük milletvekili olmadan önce de, olduktan sonra da zamanımın büyük kesimini ben burada geçiririm. Karabük'teki çalışmaları yaptıktan sonra gece burada kalırım. Buradan sabah çıkarım, ilçeleri dolaşırım, yine akşam buraya gelirim. Benim mekanım burası. Benim genel merkezde telefonum var, faksım var. Mecliste de telefonum var, faksım var. Vatandaşlar bana ulaşırlar. Beni Karabüklüler günde ortalama 10 kişi arar. Ve ben hepsine mutlaka telefonla geri dönerim. Mutlaka geri dönerim. Yani Mehmet Ali Şahin Bey'e ulaşamadım diye. Hayır, son derece yanlıştır. Bakın işte benim burada. Demin söyledim. Buyurun bakalım açalım. Evet. Evet açtık. Buyur. Kardeşim buyur bakalım. Geç. Bu 10 bine yakındır. Talepler, evet. Neler yapmışım, neler etmişim. Hepsi buradadır. Böyle yapmazsam unutuyor insan. Hafıza-i beşer nisanla maalesef. Işte yani, hatta bazıları gelir karşıma. Bir sene önce bana bir şey söylemiştir. İsmin neydi kardeşim? Açarım. Oradan arar bulursunuz. Sen falanın oğluydun değil mi? Telefonda şu mu? Falan tarihte doğmuşsun. Şu okulu bitirdin. Şöyle bir talepte bulunmuşsun değil mi? Adam diyor. Allah Allah, siz bunları kayıt mı ediyorsun? Evet, kayıt ediyorum. Bu beni çok rahatlatıyor. Dün geldi 2 kişi. 2 kişi geldi. Onlara böyle şeceresini buradan okudum. Evet. Yani Sayın Mehmet Ali Şahin, ulaşamayı, ulaşamazsınız söylemi biraz askıda kalan bir söylem mi oluyor? Yani belki toplantıda olmuşumdur. Başka bir mani olmuş olabilir. İstisnalar olabilir. Yani %100 bana herkes %100 ulaştığı iddia edersem biraz abartmış olurum. Ama ben bana %90 nispetinde ulaşmak isteyenlerin ulaştığını biliyorum. Nitekim birçoğu bana faksla taleplerini iletirler. Telefon açarlar, ben dönerim onlara. Ve çoğu da buraya gelir. Karabük'e gittiğimde benimle bir gezin. Bir esnaf ziyaretine çıkalım. Birçok hemşerim bana mektup verir. Hatta bakın. Evet. Bakın şimdi ben 2 gündür buradayım değil mi kardeşim? Bak. Evet. Evet. Mektuplar, buyur kardeşim. Notlar. Bunların hepsi bana gelen taleplerdir. 2 günlük talepler. Ben önümüzdeki hafta Ankara'da olacağım.
bunların her biriyle ilgili yapılması gereken işleri yapacağım ve bu arkadaşlarımıza sonuçla ilgili bilgi vereceğim. Hep böyle yaparım. Evet. Buyurun. Efendim? Kaç tane olmuş? Aşağı yukarı 10-15 tane. İki günlük hasılatımız bunlar. Evet. Efendim, yavaş yavaş söyleşimizin evet. sonuna geldik ve 1 Kasım seçimlerine de 39 gün kaldı. Karabiplere son olarak neler söylemek istersiniz? 2011 seçimlerinde de Karabük'ten milletvekili adayı olmuştum. Hemşerilerimiz gerçekten teveccüh gösterdiler. O seçimlerde de 2-0 bir sonuçla bizi mutlu ettiler. Kendilerini de Ankara'da elimizden geldiği kadar temsil etmeye gayret ettik. Şimdi 7 Haziran seçimleri sonucunda koalisyon ihtiyacı doğuran bir sonuç çıktı. Şimdi halkımız, vatandaşlarımız tek başına iktidar döneminde yaşadı. Koalisyon zorunluluğu doğuran bir süreci de şu anda yaşıyor. Kararını kendisi verecektir. Ülke için tek başına bir partinin iktidarı mı daha avantajlıdır? Yoksa koalisyon doğuran bir tablo mu ülke için daha avantajlıdır? Bunun kararını halkımız verecektir. Karabük'te hemşerilerimiz vereceklerdir. Bakın bizim tek başına iktidara gelmeye en yakın parti olduğumuzu herkes biliyor. 18 eksiğimiz var. Şu anda 17'ye indi. Evet. Tuğrul Bey gelince 17'ye indi. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olabilmesi için 200 ilave milletvekiline ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanıyorum 150'ye yakın milletvekili ihtiyacı var. Bizim sadece 18 eksiğimiz var. 18 eksiğimizi tamamlayın. 2019'a kadar Türkiye'yi istikrar içerisinde yürütelim, devam edelim diyoruz. Kararı milletimiz verecektir. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.